Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası, ergin yaştadır, ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona, sana ne yaptı? Gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara, size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek, onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık, tamamen günah içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin? Diyerek onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, sen insanoğluna iman ediyor musun? Diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa, onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam, Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim, dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince, yoksa biz de mi körüz, diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı, dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.